Kestanenin Avrupa, Amerika ve Asya kıtasında yetişen ondan fazla çeşidi olsa da dünyaca en sevilen türü, lezzeti en bilinen ve en besleyici olanı Anadolu kestanesi. Eşsiz tadı dışında kışın vücuda direnç vermesi için de kullanılan kestane, ölçülü tüketildiğinde sağlıklı bir vücut için gerekli olan desteği de sağlıyor. Vücuda gerekli olan B1, B2, B3 vitaminleri, fosfor, lif, protein, yağ, demir ve potasyum dışında yüksek tane ve nişasta da içeriyor. Derine ulaşan kökleri sayesinde kayalık bölgelerde de yetişebilen kestane ağacı, erozyonla da güçlü bir şekilde mücadele edebiliyor. Aşılanmasından 5-6 yıl sonra meyve vermeye başlayan ağaç, 55-60 yaşında en verimli çağına ulaşıyor ve çevre şartlarına göre -30 dereceye kadar dayanabiliyor. Zaten kestanenin hasat zamanının gelmesi de kışın geldiğinin bir göstergesi değil midir? Çevresel şartlara göre Ekim-Kasım gibi toplanma durumuna gelen kestane, dikenli bir topun içinde ikili veya üçlü bir şekilde yetişir. Zorlu kısmı da zaten bundan sonra başlar. Çünkü ortalama 30 metre olan kestane ağaçlarından meyveleri uzun sırıklarla toplanır. Kestane dikenli dış yapısı, toplanması, ayıklanması ve kabuğundan ayrılması işlemlerinin zorluğundan dolayı aynı zamanda yine işlenmesi meşakkatli meyvelerden birisidir. Ama kış günlerinin de vazgeçilmezidir. Belki de en güzeli de Bursa'dadır. Eboş'a denilmemiş, Bursa'nın kestanesi okka çeker 5 tanesi diye. Buram buram kokusuyla Bursa sokaklarını süslemesi dışında, o meşhur şekerlemesi sayesinde de Bursa'yı bir marka haline de getirmiştir. Bir Bursalı ziyarete gidiyorsa, Bursa'ya geliniyorsa hediye için tercihlerde hep kestane şekeri vardır. Peki bu zorlukla toplanan meyve nasıl şekerleme haline geliyor? Gelin Ebru Aygün'e kulak verelim. Kasım ayında hasatı biten kestaneler firmamıza geliyor kabuklu halde. Kamyonlardan, belirli noktalardan örnekler alınıyor. Daha sonra kabulü sağlanan kestane ham madde kabul deposuna geliyor. Ham madde kabul deposunda bekletilen kestaneler günlük üretim miktarına göre soyun bölümüne geliyor. Dış kabukları soyun makinesinde kurutuluyor. Bir miktar kabuk ayrımı burada sağlanıyor. Daha sonra elevatörle buharla taşınan kestaneler iç zarlarıyla birlikte soyularak temizlenme bandına dökülüyor. Kestane meşakkatli bir meyve. Meyve etine işlemiş kabukları makinede tamamen soymak çok zor. Sezonda 30 personel bu bölümde çıkmayan kestanelerin üzerindeki kabukları temizleniyor. Daha sonra temizlenen kestaneler 8 kilogramlık poşetlerde paketlenerek -18 santigrat derecede muhafaza deposuna alınıyor. Burada bir yıl boyunca kullanacağınız miktarını ham madde yarı mamül halde stoklamış oluyoruz. Daha sonra üretimde seçme ve ayıklama bölümüne getiriyoruz. Kestanenin her aşamasında bir seçme ve ayıklama bölümü gerçekleşiyor. Burada bayanlar kestanelerin üzerindeki kabuk oranlarını, çıkmayan kabukları yine temizleme işlemi, içerisindeki çürük, kurtlu tane var mı diye tekrar kontrol edip daha sonrasında kaynama bölümüne gönderiyorlar. Pişirme aşamasından önce dağılmasın diye özel biz kestane bezlerine geleneksel yöntemle birlikte kestaneyi dörderli beşerli bezlere bağlıyoruz. Yani kestanenin dağılmaması için özel bir işlem uyguluyoruz. Daha sonrasında kaynama bölümüne gönderiyoruz.
düzleşme ve ayıklama işleminden gelen kestaneler kazanda önce suda haşlanıyor. Daha sonra haşlama esnasında şurup tankında da toz şeker ve sudan oluşturulan şurubu hazırlanıyor. Kestanede haşlama ve şekerde pişirme olayı çok önemli. Burada kestaneyi az haşladığınızda nüfuz etmiyor şurubu içerisine. Biz de burada personel hatasını en aza indirgemek için kazanlarımızı otomasyon sistemine bağladık. Ve pişme ayarları, kaynama ayarları kestanenin cinsine, yöresine göre değişiklik arz ediyor. Kaynama bölümünde pişen kestaneler artık kestane şekeri olmuş durumda. Dinlendirmeyi bırakıyoruz. Dinlenme aşamasında kestanenin şekere dönüşmesindeki o şurubu meyvenin içerisine işletiyoruz. Bu da bir süreç. Daha sonra dinlenmesi tamamlanan kestane şekerleri buradaki çalışma bölümüne geliyor. Uygun ambalajlara dolduruluyor. Eğer ürün grubuna göre değişiklik gösteriyorsa kaseye alınıyor. Daha sonra terazide tartma işlemi gerçekleşiyor. Burada işlemi biten kestane şekerleri sevkiyat aşamasına gidiyor. Sevkiyat aşamasındaki de şöyle bir izlenebilirliğimiz var. Üzerine tavsiye edilen tüketim tarihi ve lot numarası veriyoruz. Kestaneyi geriye dönük izleyebilmek için kestane hangi yöreden gelmiş, hangi tedarikçi getirmiş, hangi partiye ait, kim pişirmiş, kim paketlemiş, bununla ilgili bilgilere biz o lot numarasından ulaşıyoruz. Daha sonra bu işlem bittikten sonra tüketicilerimize kestane şekerlerimizi ulaştırıyoruz. Kestane ezmelerimize gelince kestanenin ezilerek şeker ve yüksek ısı ve sıcaklıkta sürede, uzun sürede böyle bu şekilde makinalarda dönerek pişirilmesiyle, kıvam aldırılmasıyla oluşan ürün. Biz bu ürünleri çikolatalı bölümde içerisine dolgu yaparak kullanıyoruz. Şekerinin yan ürünleri kestane püresi, kestane ezmesi, haşlanmış kestane. Bu şekilde pastacılık grubuna yapmış olunan ürünlerin haricinde bir de çikolatalı kestane şekerlerimiz var. Kestane ezmesi makinenin belirli bir bölümüne koyularak içerisine dolgu içinde kırık kestane şekeri ilavesiyle operatör modellemesini yaparak iç dolgu ayarları tamamlanan kestane şekerleri çikolata makinesinden geçirilerek üzeri çikolata kaplanıyor. Eğer ürünün üzerine fındık fıstık ilavesi olacaksa daha sonraki bölümde bu ilaveler yapılıyor. Soğutma tünelinden çıkan kestanenin üzeri çikolata kaplanmış oluyor. Daha sonra uygun ambalajlara, kutulara, tekli paketlere sarılan ve paketleme makinesinden çıkan kestaneler tüketicilerle buluşabiliyor.